Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Biz dönelim küçük Fazıl Hüsnü Dağlarca ve köpeği masalına. Adana'nın sıcak yaz günlerinden biriydi. Fazıl ve arkadaşları her zaman oynadıkları yerde çelik çomak oynuyorlardı. Aniden bir köpeğin koşarak onlara doğru geldiğini fark ettiler ve çok korktular. Arkasından üst komşuları Serdar geliyordu ve onlara koşarak ''Korkmayın arkadaşlar, o benim köpeğim, ismi de Sütlaç, size zarar vermez.'' deyince çocuklar biraz rahatladı. İşin aslı Fazıl köpeğin onlara doğru koşarak geldiğini görünce çok korkmuştu. Ama Serdar'ı görünce rahatladı. Ayrıca Sütlaç ona çok da sevimli göründü ve korkulacak bir şey olmadığını düşündü. Onunla oynamaya başladı. Diğer bütün çocuklar da oynadıkları oyunu bıraktılar ve Sütlaç'la oynamaya başladılar. Akşam oldu, babası Bekir amca eve geldi ve akşam yemeğini yerlerken Fazıl ona üstlerine doğru koşarak gelen köpekten bahsetti. Baba, Serdar'ın köpeği var, ismi de Sütlaç, çok sevimli. Biz de köpek besleyebilir miyiz? Diye sordu. Babası da ona, hele bir yemeğimizi bitirelim oğlum, sonra konuşuruz. Diye cevap verdi. Fazıl bunu duyunca kısaca yemeğini yiyiverdi. Sonra babasına, yemek bitti baba, dedi. Bekir amca da masadan kalktı ve koltuğa oturdu. Fazıl'a, anlat bakalım oğlum, dedi. Fazıl Sütlaç'tan bahsetti uzun uzun babasına. Onun yakında yavruları olacağını ve bir tanesini beslemek istediğini söyledi. Babası ona cevap olarak, olmaz evladım. Köpek dediğin gece gündüz havlar. Hem de her yer kıltıyor olur, istemem, diye cevap verince Fazıl çok üzüldü. Ne yaptıysa, ne söylediyse babasını ikna edemiyordu. Ağlayarak odasına koştu. Sütlaç birkaç ay sonra yavruladı. Serdar Fazıl'ın Sütlaç'ı çok sevdiğini bildiği için onun ve yavrularının olduğu yuvaya davet etti Fazıl'ı. Fazıl hepsini çok beğenmişti. Serdar ona, İstersen birini alabilirsin, dedi. Fazıl'ın gözü yavrulardaydı ama olmaz Serdar, babam izin vermez, deyince arkadaşı ona bir fikir verdi. Hiç kimse görmez, odanda beslersin gizlice, deyince Fazıl dayanamadı ve yavrulardan birini aldı. Fazıl çok mutluydu. İlk işi köpeği için bir isim düşünmek oldu. Bulut. Sonra annesine görünmeden gizlice odasına götürdü köpeğini. Yatağının hemen kenarında onun için bir yatak hazırladı. Odaya giren biri olursa onu görmesin diye de üzerine bir örtü örttü. Akşam yemeğinde gizlice yemek ayırdı Fazıl köpeği için. Odasına geldiğinde Bulut uyuyordu. Ama onu görünce onun sesiyle uyandı. Hemen üzerine zıpladı, getirdiği yemekleri afiyetle yedi. Bulut yemeğini bitirir bitirmez Fazıl'ın yanına geldi ve yorulup uykuları gelinceye kadar beraber oynadılar. Gece Fazıl uyuduğu sırada Bulut uyandı ve havlamaya başladı. Babası Bekir amca ondan önce duydu, odasına girdi ve Bulut'u gördü. Bulut tüm sevimliğiyle onun üzerine zıpladı. Bekir amca onu sevmeye başladı. Fazıl uyandığında babasını onu severken gördü. Bekir amca gülerek, ben sana söylemiştim değil mi, köpek dediğin havlar, dedi. Fazıl son bir umutla, bizimle kalabilir mi baba, diye sordu. Evde olmaz oğlum ama bahçede bakabilirsin, diye yanıtladı babası. Fazıl çok mutluydu. Artık yeni bir arkadaşı vardı. Ertesi sabah ilk iş babasıyla beraber onun için bir kulübe yaptılar. Siz de bahçede olmasa bile sokaktaki küçük dostlarımıza bir kap mama vererek bakabilirsiniz. Hatta bir isim bile verebilirsiniz. Ne isim verebiliriz? Buna uyarak karar verelim. İyi uykular.